Cepheye gitti, hiçbirisi dönmedi. Tamamı şehit oldu. Koca okulun son sınıf öğrencileriyle tıp fakültemizin son sınıf öğrencileri. Tabii demin değerli Faruk Bey, kardeşimiz de burada şöyle milletvekiliyiz. Gerçekten 15 Temmuz bir daha gösterdi ki 18 Mart Çanakkale zaferi türü durumlar hasıl olduğu zaman bu millet tanka tekme tüfekle girerek, tokatla girerek, dirsek vurarak evvelallah bu memleketi nasıl koruyacağını çok net olarak göstermiştir. Böyle bir tarih hiçbir zaman yoktur. Açık söylüyorum, ben dünya siyasi tarihi biraz bildiğimi düşünürüm. Bu şekilde egemenlik anlamında kendisini siper eden ve hakikaten göğüs göğüse böylesine çarpışan herhangi bir başka bir devleti bulamazsınız. Bu kadar net söylüyorum. Hiçbir örneği yoktur. Efendim işte Yeltsin Rusya'da tankın üstüne binen çıktı, bir iki İspanya'da benzer bir iki örnek var ama bu manada ilk vücut hareketle bir millet hareketi olarak bir darbeye karşı duran hiçbir ülke ben bugüne kadar görmedim. Bizim milletimiz hariç. Milletimize bir alkış buradan. Şimdi kardeşlerim, tabii bu 16 Nisan günü sandığa gidecek milletimiz. Ve bu memleketin, bana sorarsanız, bugüne kadar yapmış olduğu işlerin en mühimini yapacak. En mühimini. Bilesiniz ki bu 16 Nisan'daki oylama Türkiye bakımından bir kurtuluş reçetesinin oylamasıdır. Bunun reddi bu memlekete çoğa patlar. Açık söylüyorum. Evet, hükümet var, tamam, cumhurbaşkanımız var filan, ayrı bir konu bunlar. Ama bilesiniz ki gelecek nesiller bizi mezarda yatırmaz. Sürekli gelir orada sizi rahatsız eder. Neden hayır verdin, bak memleket ne hale geldi, senin oyun yüzünden bu hale geldi der. Açık söylüyorum, bunu söyler. Bunu şunun için söylüyorum, bu bir AK Parti projesi değildir. Bu bir Milliyetçi Hareket Partisi projesi değildir. Sonuç olarak bu milletin bir milli meselesidir sevgili kardeşim. Elbette biz hazırladık, bir sebep oldu. Doğrudur, için içinde biz bulunduk. İki partinin uzmanları bir araya geldik, biz bu işi kurtardık belki. Ama bu bizi aşan bir yönü var. Kaldı ki bizimle başlamış bir hareket de değil. Ben siyasi tarih olarak epey bir zamandan beri bilirim. Rahmetli Özel'e danışmanlık yaptım. Demirel'le çalıştım, Türkeş'te çalıştım, Erbakan'dan çalıştım, Yazıcıoğlu'da çalıştım. Hatta Ecevit rahmetli birkaç kez beni bu konuda çağırmıştı. Ne olabilir, o bile düşünmek durumunda kalmıştı. Bu manada tüm siyasilerin ne düşündüğünü çok iyi bilirim. Hepsi istedi ama bakın fark ne? Hepsi genellikle zayıf kaldığı dönemlerde gördüler ülkenin ne hale geldiğini, Cumhurbaşkanı makamına çıkınca daha çok istemiş oldular. Ama bugünkü bizim ekip, gerek Cumhurbaşkanımız gerek Başbakanımız gerekse bizler siyasetçiler olarak en güçlü olduğumuz zaman bu model istiyoruz. Bu önemli bir şey. Bu manada bize ne diyorlar? İşte birazdan gireceğim. Nereden çıktı bu gibilerinden bir takım iddialarda bulunuyorlar. Şahsım bakımından gelince tam 40 yıldır bu işin arkasından koşuyorum. Sene 1977, 2017. Tam 40 yıl oldu. 40 yılın bir 40 kelimesinin malum harfinin bizde bir anlam var. 40'lar derler evliyalar için. Çocuk için 40'ını çıkardı derler. Öldüğü zaman insanlar 40. ve 52. günü diye bir takım malum anma günleri yaparlar. Bir kahvenin 40 gün hatırı var derler. Ama bir de derler ki 40'dan sonra ağzını teneşir patlar derler. Bu da var ama o da var. Yani her 40'dan da hayır çıkmaz. Yani her 40 deyip de saymayın. Bazen oluyor ama çoğu hayırlı 40'ın. Yani arada bir çıkıyor öyle. Allah azdırmasın.